Türkiye ne yazık ki çok uzun süredir kendi siyasi hesaplarını Türkiye'nin çıkarlarının önüne geçirmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor. Ve bu hesaplarla kendi iktidarı için Türkiye'yi ateşe atmaktan çekinmeyen bir saray rejimi tarafından yönetiliyor. IŞİD örgütüne verilen bu açık destek Suriye'de uygulanan maceracı politikanın bir uzantısıydı. İşte bu kendi siyasi çıkarlarını herkesin ötesinde gören yaklaşım maalesef Türkiye'ye bir başka çıkmazı daha hayatımıza soktuğu bir dönem ortaya çıkardı. Milyonlarca insan Suriye'de vatanından oldu. O milyonlarca insanın 3 milyonunu biz burada misafir ediyoruz. Bu 3 milyon insanın evrensel hakları göz ardı edilerek önce Avrupa Birliği ile pazarlık malzemesine dönüştürüldüler. Gerekirse otobüslere doldururuz, göndeririz diyecek kadar insanlıktan çıkmış bir yaklaşımı daha birkaç ay önce yaşamıştık. Şimdi de aynı insanlar üzerinden onların acılarını suistimal ederek bir vatandaşlık pazarlığı ortaya konuyor. Çünkü saray rejimi ne evinden barkından olan 3 milyon insana değer veriyor, ne bu 3 milyonu misafir ederken kendi ekonomik düzeni bozulduğu için umutsuzluğa sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına değer veriyor, ne de milyonlarca sığınmacı bir anda vatandaş yapılırsa ortaya çıkacak maliyetlerin hesaplanmasına izin vermeyerek Türkiye'ye değer veriyor. Saray rejimi varsa yoksa kendisiyle meşgul. Onun için önemli olan kendi iktidarının devamı. Suriyeli sığınmacılara ya da şimdi çark edilerek söylendiği gibi belli kriterlere uyan bir grup Suriyeli sığınmacıya hükümet tarafından keyfi bir şekilde seçilerek Türkiye Cumhuriyeti yasalarında tanımlanan prosedür ve süreçleri es geçen vatandaşlık verilmesi asla kabul edilemez. Böyle bir çılgınlığa kalkışmak Türkiye'nin güvenliğine açık bir tehdit oluşturur. Bu Türkiye toplumuna ihanet olur. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babasının malı değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimse tarafından siyasi malzeme ve siyasi rüşvet aracı olarak kullanılacak kadar ucuz ve değersiz değildir. Esasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl kazanılacağına dair yönergeler çok açık bir şekilde yasalarda zaten var. Eğer AKP hükümeti yasayla belirlenmiş bütün bu koşulların etrafından dolanacağını itiraf ediyorsa, eğer AKP hükümeti Suriyeli vatandaşlara kitlesel bir biçimde vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda ısrarlıysa, bu böyle basit bir idari kararla yapılamaz. Bu kadar büyük bir karar ancak ve ancak halkın iradesiyle verilecek bir karardır. Her şey için referandum diyenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Eğer siz de vatandaşlık konusunu bir siyasi malzeme olarak değil, gerçekten samimiyetle çözmek istiyorsanız o zaman buyurun. Vatandaşlık konusunu bir referandumla vatandaşımıza soralım.